بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب فضل ضعفة المسلمين وَالْفُقَرَائِ الْخَامِلِينَ Müslümlerinin zayıfları ve hareketsiz unutulgan fakirlerinin fazileti doğrusudaki bab. Demek bana 23. babımız Müslümanlarının zayıfları doğrusuda. Ve o şu Müslümanlarının içindeki hamiliyin degeni hareketsiz unutulgan degen manalarda. Şimdi hareketi bulmayan fakirler, ne demek hareketi bulmaydı? Maddi taraftan, buram bir iş kımakçı olsa hiç hareketi yok. Hiç pulu, neması yok. Ya ki unutulgen de gene, bilhassa fakirlerde köpçülüğü unutup da şaradı. Yani toy bu seyem, fakirlerde unutup koyu şaradı. Ya ki buram bir ziyafat bu seyem, fakirlerde unutup koyu, boylar çakırlardı. Şimdi unutup koyulingen fakirler ve Müslümanların zayıfları doğrusudaki bab. قال الله تعالى الله تعالى كهف سورة ذكي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم nafsingni o'zlarining robbisiga ertayu kech duo qiladigan kishilar bilan birga va Allohning yuzini iroda qiladigan kishilar bilan birga bo'lishlikka ushlagin tiygin va ulardan ko'zingni burmagin. Mana Alloh taolo payg'ambarimizga amr qildi. Vasbir, sabr qil. Sabr degani nima degani? Bir narsani tiyib turishlik. Sabr qilib tur degani biroz tiyilib turgin degani. Alloh taolo payg'ambarimizga aytayaptiki, "Vasbir nafsaka." Nafsingni tiyib turgin, nafsingni ushlagin. Ma'allazina yad'una robbahum. O'zlarining robbisiga duo qiladigan bilg'odati ertalab والعشي كتبايت يريدون وجهه ular ana shu odamlar Allohga duo qilayotgan odamlar faqatgina Allohning yuzini iroda qilishadi wala ta'du aynaka anhum ulardan yuzingni burmagin ya'ni wala ta'du degani wala tu'ridu yuzingni undan burmagin demak mana bu oyat bilan biz Allohga duo qiladigan kishilardan yuzimizni burvorib ulardan uzaklaşıp ketçiliğimizden Allah taala bizi nahi kılıyattı. Demek, bana bu bilen başka bir ayetinin manasıya bir yakın bir mana çıkıyattı ki, değil mi? Salihler bilen bir gebolinler degen ayet vardı. Demek, bana bu kişiler salihler. Rabbisi'ye erteyu keç ibadet kıladığı adamlar salihler. Allah taala bizi salihler bilen bir gebolişimizde buyuruyor. Ve yani erteyu keç degeni, ertemen ve keç payit degenimiz. Bir yerde ertayu keç degani ertalabdan kechqurun geçe, kechqurundan ertalab geçe. Yani doim Allohga duo qiladigan insonlar bilan birga bo'lgan deyapti. Endi duo nimadir? Ad-duo va ibada. Duo ibodatdir. Demak, bitta duo qilganlar bilan bo'l, qolganlar bilan birga bo'lma degan narsa kelib chiqmaydi. Duo qilganlar bilan birga bo'l degani ibodat qilganlar bilan birga bo'l. Doim namoz o'qiydiganlar bilan birga bo'lgan ibodat deyin namoz. Doim ilm o'qiydiganlar bilan birga bo'lgan ilm ibodat. Doim jihod qiladigan, hijrat qiladigan, da'vat qiladiganlar bilan birga bo'lgan u ibodatdir deb mana Alloh taolo payg'ambarimizni buyurdi. Va ularning ibodati shundayki yuriduna vajhahu. Faqatgina Allohning yuzini iroda qilishadi. Biron bir dunyoviy, biron bir maqsad yo'q. Pul uchun, mansab uchun, nasab uchun dünyayı bir maksat düşürmez. Fakat yine niyetleri Allah için. Demek manavi kişilerden وَلَا تَعْضُوا degeni yani وَلَا تُعْرِضُوا عَيْنَكَ عَنْهُمْ Şimdi bir yerden de demek o yüzüğünü buruagin degenimiz bir yerden mana ulardan uzaklaşıp gitmegin. Ulardan ayrılıp gitmegin. Ularına bir bugün degen manada. Şimdi bu ayette babımızın sallahası gene mi dahli var? Çünkü babımızın sallahası Müslümanların zayıflarını fazileti ve onların fakirlerini fazileti doğrusu da bu yanıca. Demek manavi yerdeki yad'una rabbahum bil gadati vel aşi
ertayu kech Rabbisiga duo qiladigan insonlar ko'pincha, yani har doim deymiz, ko'pincha kambag'al bo'lgan, zaif bo'lgan odam bo'ladi. Ko'pincha boylardan biroz haddidan oshlik sodir bo'lib qoladi. Ba'zan boylardan yolg'on sodir bo'lib qoladi, manmansirashlik, kibrlanishlik, insonlarni past ko'rib qo'yishlik sodir bo'lib qoladi. Endi Müslümanların zayıfları deyince kandaya düşünüşümüz gerek. Müslümanların zayıfları deyince pulu yok mu? Kambagalı mı? Yok. Mesela badanan buluşu mümkün. Badanan zayıf. Yani kemçiliği var. Biraz alı adamın badanı da kemçiliği bu geldiği için zayıf. Yakşı yürü olmaydı. Bana şimdi adamların fazileti var. Bir adamın közü kör buluşu mümkün. Dünyada Allah'ın közünü kör koyuşu mümkün. Ne demek ya? İbret için sizi bilgi. Bir insanın çala tuğulgen balak koyuşu mümkün. Nima uchun? Alloh taolo aytadiki, "Hayr xohlasa seni ham shunday zaif yaratib qo'yadi." Sen zaif bir narsa eding. Alloh taolo seni mukammal qilib qo'ydi. Shuning uchun zaiflarga baland tutmagin, zaiflarga kibr qilmagin degan ma'noda. Va an Harisa ibn Wahb radhiyallohu anhu qol, "Sami'tu Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam yaqul: Ala ukhbirukum bi ahlil jannati kullu dha'ifin mutadha'ifin law yuqsimu 'ala Allahi la abarrahu ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utullin jawwadhin mustakbirin muttafaqun alayh. Harisata ibn Wahb radhiyallahu anhu da rivayet qilindi. Bu sahaba aytdilarki, Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallamdan eshitdim, aytadilar: "Ogoh bo'linglar, sizlarga jannat ahlidan xabar berayimmi?" dedi. Mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jannat ahlini biladi ekan. Sizlarga jannat ahli kim ekanligini aytib beraymi? Sahobalar aytdiki, "Bo'lmasam-chi ya Rasululloh, aytib bering bizga jannat ahlini." Payg'ambarimiz aytdiki, "Kullu dha'ifin mutadha'ifin." Har bir zaif, har bir ojiz, har bir moddiy tarafdan zaif, badan tarafdan zayıf, şaraf tarafdan zayıf, zayıf, nasab tarafdan zayıf. Bütün zayıflar bunlar cennetke kiradigan adamlardır. Ve mutadaif degani özünü zayıf tutuvchi. Özü boy, pulu köp, haligi pulunu din yolu işletat dağın, özünü ne bakladı? Zayıf kılıp görsetadı. Bana bu peygamberlerin yoludur. Mesela Peygamberimizin maddi tarafı zayıf dediğimizde, hakikaten zayıf mıydı? Yok. Peygamberimizin kança tüyaları, kança atları, kança kuyuları borligi, ve Peygamberimizin zakat malları toplanıp gelişliği, doğrusu köküne hadisler oku gelmiş. Lakin Peygamberimiz hammasını din yolunda sarfiyatan özünü mutadaif kılardı, zayıf görsetardı. Sahabalar boydu, Umar halifeydi, lakin özünü zayıf kılıp, kambag'al kılıp görsetardı. Demek mana shu odamlar jannat ahli ekan. Law yuqsimu ala Alloh, agar bular Allohga qasam ichadigan bo'lsa, labarrahu, Alloh bularning qasamini haqiqatga chiqaradi, ro'yobga chiqaradi. Ala, ogoh bo'linglar, ukhbirukum bi ahlil nar, sizlarga jahannam ahlidan xabar beraman dedi. Demek mana jannat ahlini o'rgandik. Ya'ni jannat ahlining sifatlaridan bir sifatlarini o'rgandik. Endi jahannam ahli kim? Kullu utullin. Har bir janjalkash, jawwazin, qo'pol, mustakbirin, kibr qiluvchi. Mana jahannamga tushadigan insonlarning sifatlaridan birinchisi janjalkash ekan. Sal narsaga janjal qila oladi. Janjalkashlik bilasizlar nima sifati? Munofiqlarning sifati. Iza xosama fajara, agar husumatlashsa buzuqlik qiladi. Janjalkashlikdan saqlanishimiz kerak ekan. Va jawwaz, qo'pol. Qo'pol kimga? Mu'minlarga qo'pol. Butun kuch g'ayratini, qo'polligini mu'minlarga ko'rsatadigan odamlarni jahannam ahli. Lekin qo'polligingizda agar kofirlarga jangni ko'rsatsangiz bo'laradi. Qo'pol bo'ling jangga. Val mustakbirin va kibr qiluvchilar. Mu'minlarga kibr qilib, zaiflarga kibr qiluvchilar mana jahannam ahlidir. Muttafaqun alay. Al-utullu al-ghalizul jafi. Mana utullu degani tortishuvda qattiq ketuvchi, ya'ni g'oliz degani og'ir, qattiq tortishuvda qattiq ketuvchi. Wal jawwaz degani bi fathil jim, jimning fathasi va tashdidil vavi, vavning shaddasi va bi zoil mu'jamati va nuqtalik
va bilan bo'ladi va huval jumu'ul manu'. Bu o'sha jumu'ul manu' degani bir nechta ma'nolari bor ekan. O'sha yuqoridagi ma'nosi qo'pol degan ma'noda. Jumu' jamlangan, munu' aslan mana'a degan man qilmoq degan ma'nosi ham bor. Vaqila ba'zilar tarafdan aytiladiki, buning ma'nosini, ya'ni javvozning ma'nosini ad-dakhmul muxtalu fi mishyatihi. Yurishligida kibrlanib katta ketadigan odamlar. Dakhmun degani o'zini baland tutadiganlar, muxtal qoyalar kibrlanib fi mishyatihi o'zini yurishligida. Vaqila al-qasirul batin va ba'zilar aytdiki buni qasirul batin. Bir qisqa bir kibrlanishlik, chunki batin degani ham kibr ma'nosiga kelardi. Yoki batin degani ba'zan qorin ma'noda ham keladi. Ba'zilarga ko'ra, ya'ni qasirul batin degani qorin, kichkina qorin degan ma'noda ham. Va an ibn Abbas Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallohu anhu qol: Marra rajulun ala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam faqala li rajulin 'indahu jalisun ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح فإن شفع أن يشفع فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عباس سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه در رواية قلنده بر كشي پیغمبرمزي الله اتو كتدلر پیغمبرمز بعض صحابالر ملان برگه اتر گنده Bir kishi payg'ambarimiz oldidan o'tdi. Faqala li rajulin payg'ambarimiz yonidagi inda julasahi inda jalisin yonida o'tiruvchi bo'lgan sahobaga payg'ambarimiz aytdiki: "Ma'ro'yuka fi hadha? Bu odam to'g'risida fikring nima?" dedi. Bu odam qanday odam? Bu odam to'g'risida menga xabar ber deganda qol bu odam aytdiki Rasulullohning yonida o'tirgan sahoba: "Rajulun min ashrofin nas" insonlarning eng sharafli sharaflaridan bo'lgan kishi haza bu odam vallohi hariyun in xotaba an yunkaha Allohga qasamki bu odam agar sovchi qo'ysa nikohlanishlikka munosib arzuguli odam ya'ni hariyun degani munosib arzuguli agar bir odamga bir qizga sovchi qo'ysa albatta odamlar buni qizini beradi bunga chunki bu odam nima odam sharafli odam. Va in shafa'a an yushaffa'a. Agar shafaat qilsa, shafaat qabul qilinadi. Ya'ni raislarga kelib shuni shunday qilinglar desa, falonchini kechirib yuboringlar desa, raislar ham bu odamni nima qiladi? So'zini olishadi. Chunki bu odam o'ziga yarasha mansabi bor, o'ziga yarasha sharafi bor, o'ziga yarasha boyligi bor. Fasakata Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sukut qildi. Summa marra rajulun akhar. Birozdan keyin yana bir boshqa odam o'tib qoldi hali yerda. Faqala lahu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana yonidagi o'tirgan sahobaga aytdiki: "Ma'ro'yuka fi hadha? Bu kishi to'g'risida fikring nima endi? Bu ayb odamni shunday deding. Bunga fikring nima deganda?" Faqala aytdiki: "Ya Rasululloh, hadha rajulun min fuqara'il muslimin. Bu kishi musulmonlarning faqirlaridan bo'lgan kishidir. Hadha hariyun. Bu odam in khotaba an la yunkaha. Agar sovchi qo'ysa nikohlanmasligiga munosib bo'lgan odamdir dedi. Bu odam soch qo'ysa odamlar munosib ko'rmaydi dedi. Faqirligi uchun dedi. Odamlar buni nikohlanishlikka loyiq emas deb o'ylashadi. Va in shafa'a an la yushaffa'a. Agar shafoatchi bo'lsa, o'rtamchi bo'lsa uni shafoati qabul qilinmaydi. Va in qala an la yusma'a li qawlihi. Agar gapirsa buni gapir eshitilmaydi. Hech kim eshitmaydi buni gapini dedi. Faqala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu ikkala kishini to'g'risidan aytdiki: "Haza khayrun min mil'il ardi misli haza." Mana shu odam, mana shu ikkinchi odam mana shuning o'xshashini yerni to'ldiradiganidan ko'ra yaxshidir dedi. Ya'ni ikkinchi odam aytayaptiki, mana shu odam haza deb birinchi odam ishorat qilyapti. Mana shu birinchi odamdan yer yuzi to'la bo'ladigan bo'lsa ham mana shu ikkinchisi afzaldir. Demak, ba'zan bizni nasabimiz, ba'zan sharafimiz, ba'zan boyligimiz ko'p bo'lsa ham, lekin Allohning huzurida haligi nasabi, obro'si, boyligi bo'lmagan odam yana ham afzal bo'lishi mumkin ekan. Muttafaqun alayh, Buxoriy va Muslim ittifoq qildi.
Kavluhu hariyun. Hariyun degen kavle huwa bi fathil ha, hanin fathası ve kesirin ra, ra'nin kesirası ve taşdidil ya ve yenin şaddası bilen ay yani haqiqun haqli degeni. Yani yukarıda yemek dedik. Ve kavluhu şefa'a degeni bi fathil fa'fenin fathası bilen. Şef'a mas, belki şefa'a. Bu hadisi babke münasib yerine zaten gördük. Demek bana Müslümanların içindeki fakir bu geni, savcı koysa kızını vermeydigen, şefaatçi bulsa şefaat kabul kılınmaydigen, gapırsa gapı alınmaydigen adamga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetti ki, mana şu adam Allah'ın huzurunda narik adamdan göre yakşıdır diyor. Ve an Abi Sa'id el-Hudri radiyallahu anhu, ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار Peygamberimiz صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رواية قلنجي حديثة اتكي جنة وجهنم حجت لشته جنة وجهنم بربر جنة بقلده دليل أبكلشته فقالت النار جهنم اتكي في الجبارون من içimde جبر قلوچلار Val mutakabbirun kibir qiluvchilar bo'ladi deb o'zini fazilatini aytdi. Ya'ni jannat bilan jahannam qaysi birimiz afzalmiz deb tortishdi. Va shunda jahannam aytdiki, men afzalman chunki meni ichimga jabborlar, ya'ni zulm qilganlar, mutakabbirun kibir qilganlar tushadi. Men ularni jazosini beraman va sendan afzalman dedi jannatga. Va qolatil jannatu jannat aytdiki, fiyya du'afa'un nas Menga ichimda insonlarning zaiflari bo'ladi va masakinuhum va ularning miskinlari bo'ladi. Faqadallohu baynahum va Alloh taolo ikkalasining o'rtasida hukm berdi. Xuddiki haligi ikkita kishi qozini oldiga nima qilib boradiki husumatlashib. Jannat bilan jahannam Allohning huzuriga nima qilib bordi? Husumatlashib bordi. Endi bu hadisdan olinadigan ma'nolar, dalillar. Birinchisi jannat va jahannam bor ekanki Allohning huzuriga nima qilishdi? Qismatlashib boribdi. Hali Mu'tazilaning aqidasiga ko'ra jannat va jahannam yo'q. Agar bo'lsa, bu qiyomatgacha bekor yotib turgan bo'ladi. Bu g'alat bo'ladi, deyishadi. Bu aqida botildir. Endi ikkinchisi, jannat va jahannam bular bir tirik narsami? Gapiradigan narsami? Desa, aslan jannat bir bog'. Biz jannatni bog' deb bilamiz. Bog' biz bilgan bog' jomid bo'ladi, jonsiz bo'ladi, tili bo'lmaydi. Lekin qanday gapiryapti mesela? Chunki Alloh taolo nimadir? Qodirdir. Alloh taolo jannatni gapirtiryapti. Alloh taolo jahannamni gapirtiryapti. Demak Alloh taolo o'rtalarida hukm qildi. Innakil jannatu. Albatta sen jannat rahmati min rahmatimsan. Arhamu biki man asha xohlagan kishimni sen bilan marhamat qilaman dedi. Men xohlagan kishimni sen ichinga qo'yib marhamat qilaman. Sen meni marhamatimsan dedi. وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي Albatta sen jahannam meni azobimsan u'azzibu biki man asha xohlagan kishimni sen bilan azoblayman وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْءُهَا va ikkalalaringizni ham men sizlarda to'ldiraman dedi ya'ni alayya mil'uha ikkalalaringizni ham to'lishliklaringiz men ustimda dedi Ya'ni jannatni men marhamatim bilan to'ldiraman, jahannamni azobim bilan to'ldiraman dedi. Shu bilan Alloh taolo jannat va jahannamni o'rtasidagi husumatni yo'q qilib, ikkalasini ham yo'q qo'ydi. Demak, mana bu hadisdan ibrat olsak, agar oldingizga ikkita odam husumatlashib kelsa, agar biri bir-biriga zulm qilmagan holatda bo'lsa, ikkalasiga ham yaxshi gapiring. Sen bunday qilsang, men seni ham yaxshi ko'raman. Sen bunday qilsang, seni ham yaxshi ko'raman. Alloh taolo qiyomatda marhamat qilganlarni jannatiga qo'yadi ekan va g'azab qilganlarni azob bilan azoblaydi ekan xohlagan kishini. Rawahul Muslim. Demak, mana bu hadisda ham jannatga zaiflar kiradi ekan, miskinlar kiradi ekan. Payg'ambarimiz ba'zi bir hadislarda aytganki, muhojirlarning kambag'onlari boylaridan 500 yil avval kiradi deyshadi. Ya'ni jannatga ikkalasi ham kiradi, muhojirlarni boylari ham, kambag'onlari ham solih amallar qilgan kiradi. Lekin amallari bir bo'lib turib, solih bo'lib turib, endi boylik masalasi kambag'onlari boylaridan ko'ra afzal bo'lib kiradi va tez kiradi. Va Nabi Hurayra radhiyallohu anhu an Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam qol:
innehu leyetir raculu semi'ul azimu yevmel kıyama la vezina indallahi cenaha ba'udatin muttefakun aleyh. Abu Hurayra radıyallahu anh'dan rivayet kılındı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aittiler ki elbette semiz katta bir kişi kıyamette alıp gelinedi. Bir kişi kıyamette alınıp gelinedi. Halik adam semin, semiz, azim ve katta. Yani bir adamda ham semizlik payda olsa, ham kattalik olsa, bu adamda bir bahaybat katta bir görünedi. Bir adam arıkkına bolu baland olsa, ya ki paskine bolu semiz olsa, onda bir tarafıya bir katta görünedi. Lekin bana bir yerde ham semin, semiz adam, ham azim, katta adam. Bu yem katta, özü yem semiz. Şimdi adam alıp gelinedi, ham ağır adam. La yezinu indallah. Lekin bu adam Allah'ın huzurunda yazin degan vazni bo'lmaydi. Janaha ba'udatin bir chivindi qanotcha uni og'irligi bo'lmaydi u kishining. Haligi odamning kattaligi, semizligi hech narsa bermaydi. Chunki u odam dunyoda shunaqa jasadan katta semiz bo'lganki, lekin zarra qadar bir amal qilmagan. Demak, haligi semiz katta bo'lgan odamlarni biz hurmat qilmaylik. Ha, hurmat qilib bu odam semizdir, kattadir deb turib. Yo'q, u odamlarni agar solih amallar bo'lmasa qiyomatda pashshani qo'ying, ba'uza bir chivinning qanotisi ham og'ir bo'lmaydi ekan. Ya'ni sizni semizligingiz, kattaligingiz oxiratda hech narsa qilib bermaydi ekan. Shuning uchun sahobalar Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu boldirlarini, oyoqlarini ingichkaligini ko'rib kulishganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi, "Buni ko'rmanglar" dedi. "Buni mana shu bir oyog'i" dedi. "Qiyomatda tarozi juda ham og'ir keladi" dedi. Va anhu radhiyallohu anhu ve yana Abu Hurayra radıyallahu anh'dan rivayet kılındı. Anna imra'atan sevda'a kânet takummul mescide av şabban fefakadaha av fakadahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fese'ale anha av anhu fekalu mâta. Demek bana yana sahabalara ayetti ki elbette bir kara bir ayol masjidni tozalar edi. Ya'ni taqummu degani bu shu qomma yaqummudan chiqadi. Tozalashlik. Tozalar edi. Av shabun yoki bu yigit edi. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra yigit, ba'zi rivoyatlarga ko'ra ayol deb keladi va ayol deb kelgan rivoyati yana ham sahihroq. Demak, mana ayollarni masjidlarga kelib, ba'zan masjidlarni tozalashlik sabit bo'lyapti. Faqadaha haligi ayol yo'qolib qoldi. Yoki deyapti, roviy shakka tushayaptiki, faqadahu rasulullohi. Rasululloh haligini yo'qotib qo'ydi. Har kun masjidga kelib qarasa, haligi ayol yoki haligi bola nima qilayotgan bo'lardi, masjid tozalayotgan bo'lardi, Rasululloh bir necha kundan beri haligini topolmayapti. Fasa'ala anha aw anhu, mana anha degani ayolga qaytyapti, anhu degani yigitga qaytyapti. Haligi bola yoki ayol to'g'risa rosta so'radi. Haligi masjidda tozalaydigan ayol qani? Saqolu sahobalar aytdiki, "Mata, o'lib qoldi" deyshtdi. Qol shuna payg'ambarimiz aytdiki, "Afala kuntu azantumuni menga xabar bersalaringiz bo'lmasmidi?" Ya'ni vafot qilganligini menga xabar qilgansa qilsalaringiz bo'lmasmidi dedi. Fakannahum sagaru amroha au amrohu. Go'yoki sahobalar haligi ayolni yoki haligi yigitni ishini kichkina sanadilar. Sog'oru degani kichkina. Ya'ni vafot qildi bir kun kechasi va dafn qilishdi, aytdiki, "Kech, mana shu kichkina masalani ham Rasulullohga ko'taraylikmi?" dedi. Mana shu ayol masjid tozalarini vafot qildi, kelinglar dafn qilib qo'yaylik deb sahobalar dafn qilib qo'yishdi. Faqalu payg'ambarimiz aytdiki, "Dulluni ala qabrihi." Va uning qabriga meni dalolat qilinglar dedi. Dalolat qilinglar degani ko'rsatinglar menga qabrini dedi. Fadalluhu va payg'ambarimizga qabri dalolat qilindi. Fasolla alayha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligi qabrni ustiga kelib nima qildi? Namoz o'qidi. Ya'ni janoza namozini o'qidi. Demak, mana bu yerda qabrni ustiga kelib janoza namozi o'qishlik joiz ekanligi bu sabit bo'lyapti. Lekin ulamolar aytadiki, qachongacha o'sha odamni o'lganiga ko'p kun bo'lmasligi kerak. Bir necha kun bo'lgan bo'lishi kerak. Chunki bir necha kunlardan keyin haligi o'lgan odam ishib, yorilib,
Necasetke aylanıp getirdi. Ondan ki gün caiz mez. Şöyle Ondan ki gün caiz mez. Bir neyse gündü ki de. Bu yendi yerlerine göre özgürlerdi. Mesela Saudiya, Mısır, Suriye, Şam diyarları, şu yerlerine yokşagen yerler ıssık bu geldiği için. Issıkta ne oladı? Tez haline olup getirdi. Lekin bana Sibir, Rusya, ya ki şimdi soğuk yerler bulsa, bir yerde biraz soğuk bu geldiği için elbette yerde tayyen biraz soğuk buladı. Bu adamın çirişliği biraz kegirrak buladı. Çünkü blaster şey, murtlarda yem, ölüp koyan cesetlerini buraya iki öyle belli adamın süt buluyordu. Ya ki nime böyle ölgenliğini tahkik ediş için bir iki öyle muzhanelerde koyup koyuşadı, tura aradı. Yani bir muzdak koyan, blaster ki göç tahledini kese koysanız muzdak koysa tura aradı. Şimdi yerlerine koyup koyadı. Madem ki siz bir adamın cenaze namazını kabrin üstü okumakta olsaydınız, onu kaçan ölgen ve o şu ıslık yerliğini bilip, onu çirip gitgenliğini bilip, çirmeken olsa okuştuk istedik olan. Eğer çirip gitgen olsa, caizler. Çiriş kandayı buladı, insan kabrge koyulgenden kegin, özden özü işip getirdi. Özden, eğer körgen olsaydınızlar, bir ölük, bir neçe gün numa kılınmasa, dafın kılınmaya kaltırsa işip getirdi. Yani işip getirdi. Ali kabirde işadı sanki yorulup ketadi. Ki najosatlar va qornilarda hamma narsa tashqari chiqib ketib qoladi. Ki hamma yo'q najosatga aylanib ketadi. Mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam haligi ayolni qabriga kelib janoza namozini o'qidi. Summa qola kegin aytdiki, "Inna hazihil qubura mamlu'un zulmatan ala ahliha." Albatta, mana shu qabr o'zining ahliga zulmat bilan to'ladir dedi. Yani haligi kampirni qabrini aytdiki, bu kampirni qabri zulumot bilan to'lla. Qabr zulm bo'ladi-ku, ko'rasiz nima bo'ladi? Biroq bir yorug' bo'lmaydi. Va innalloha ta'ala yunawwiruha lahum bi salati alayhi va albatta Alloh taolo meni unga ularga namoz o'qishligim bilan birga ularni munavvar qiladi dedi. Demak, mana mu'minlarni ularga janoza namozini o'qishligi ularni nima qiladi ekan? Qabrini munavvar qiladi ekan. Qabr o'zi zulmat bo'lsa ham Alloh taolo haligi qabrga dafn qilingan insonlarga qolgan insonlar namoz o'qishligi bilan Alloh taolo haligini munavvar qiladi ekan. Chunki o'sha janoza namozini bilasizlar, o'sha qabrdagi odamga duo qilinadi haqqiga. Uni gunohini kechirgin degan duolar bo'ladi. Shuni haqqidan mana uning qabri munavvar qilinadi. Qawluhu taqummu degani huwa bi fathil ta tening fathasi bilan va dommil qo qofning dommasi bilan ay taklusu ya'ni shupuradi degani. Bilasizlar, miknasatu nima degani? Shupurga degani. O'sha taklusu nimadan olingan? Kanasa. Wal qumumatu endi mana taqummu qumumadan chiqqan. Qumuma degani al kunasatu. Kunasa axlat degani. Ya'ni shupurilgan narsaning axlati. Va azantumuni degani bimaddil hamzati boshdagi hamzani cho'zib azan tumuni degani ay a'lam tumuni menga bildirsalaringiz bo'lar edi-ku aytsalaringiz bo'lar edi-ku dedi. Alloh taolo hammamizga bu hadislarga amal qilishni hammamizga nasib qilsin.